Mobil üzerinden e-faturalarımız otomatik olarak nasıl gönderilir? Bunun için mobil üzerinden işlem yapmadan önce masa üstünde yapmamız gereken ayarlarımız bulunmaktadır. Masa üstüne geldiğimizde arama alanına yazacağımız sistem parametreleriyle sistem parametreleri ekranımızı çalıştırırız. Tekrardan parametremizi kolay bulabilmek için arama alanına otomatik yazdığımızda e-fatura başlığı altında bulunan parametrelerimizden eğer otomatik olarak e-fatura göndermek istiyorsak burada yer alan parametrelerimizi değiştirmemiz gerekmektedir. Öncelikle otomatik olarak e-fatura oluşturma parametremiz evet olması durumunda faturamız taslaklar bölümüne kadar gelecektir. Entegratöre faturamızı göndermek istiyorsak aynı zamanda otomatik e-fatura gönderme parametremizin evet olması gerekmektedir. Bu şekilde iki parametremizi evet yaparak parametrelerimizi kaydederiz. Parametre kayıtlarımız sonrası yeni bir sekme açarak E-Devlet modülümüzdeki e-fatura ekranımızı çalıştırıp giden kutusunu çalıştırırız. Burada mobil kullanıcımız ile e-fatura göndermeden önce masa üstünden mutlaka ön tanımlı tasarımın seçilmesi gerekmektedir. Bu tasarım seçildikten sonra mobil üzerinden e-fatura gönderim işlemi yapılabilmektedir. İlk parametremiz olan e-fatura oluşturma parametremiz evet olması durumunda faturamız taslaklara kadar gelecektir. Entegratöre gönderim evet olması durumunda ise faturamız artık entegratöre gönderilecektir. Bir örnek yapmak istersek tekrar mobil ekranımıza gelip buradan faturaya gelerek fatura ekleme işlemimiz çalıştırılır. Yapacağımız örnek faturamız bir perakende satış faturası olduğunu düşünürsek, satış faturasını çalıştırdığımızda karşımıza satış fatura türlerimiz, sıradaki fiş numaramız, kayıt numara şablonlarından gelecek bir fatura numarası ve diğer bilgiler gelecektir. Burada e-fatura düzenleyeceğimiz mükellefimizi cari kartlar listesinden seçeriz. Cari kodumuzun seçim işlemi sonrası karşımıza ödeme planı otomatik olarak gelecektir. Bu ödeme planı cari kartında ön tanımlı olarak seçilmiştir. E-faturamızı gönderebilmek için mutlaka ödeme planlarının seçilmiş olması gerekir. Devam ettiğimizde buradan e-fatura senaryolarını seçmemiz gerekmektedir. Firmamız ile çalıştığımız ticari senaryoda aynı zamanda temel, hal kayıt sistemi, ihracat, yolcu beraber, e-arşiv normal ve e-arşiv internet faturası da düzenleyebilmekteyiz. Düzenlemiş olduğumuz e-faturamızın satış faturası mı, iade faturası mı, tevkifatlı bir fatura mı, istisna mı, özel matrah, ihraç kayıtlı, SGK veya komisyoncu faturaları olarak da tiplerini belirleyebilmekteyiz. Burada cari seçimimiz sonrası mükellefimizin posta kutusu bilgileri gelecektir. Düzenleyeceğimiz faturada vergi muafiyeti söz konusu ise vergi muafiyeti listesinden ilgili kodu seçer ve buradan muafiyet sebebini belirtiriz. Faturalarımızda üst işlem kurgusu var ise buradan üst işlem senaryosunu da mutlaka seçmemiz gerekmektedir. Senaryomuzu seçtikten sonra detaylar alanına gireriz. Detaylar alanında faturamıza ait detaylı bilgiler yer alacaktır. Bu bilgileri de takip ediyor isek ilgili bilgilerimizin girişini yapar. Kalemler kısmına geldiğimizde faturasını düzenleyeceğimiz stok kartlarımızı veya hizmet kartlarımızı seçeriz. Stok listesine geldiğimizde ilgili stok seçimini yaparak eğer faturamıza ait indirim veya masraf söz konusu ise indirim veya masraf ekleyebilir. Alt toplamlar kısmında faturamıza ait genel toplam tutarları ve KDV gibi bilgiler gelecek ve buradan sağ üstte bulunan faturamızı tamamlama butonuna basarız. Seçmiş olduğumuz ödeme planına ait detaylı bilgiyi gösterecek. Tekrardan tamam diyerek ilgili faturamızın kayıt işlemini sağlamış oluruz. Vazgeç diyerek geri geldiğimizde masa üstünden faturamızın nasıl gönderildiğini incelemek için masa üstüne gelerek düzenlemiş olduğumuz ZZ serili faturamızın giden kutusu sekmesine gelerek faturamızın entegratöre gönderildiğini ve buradan durum bilgilerini takip ederek faturalarımızın mobil üzerinden otomatik olarak gönderim işlemini sağlayabilmekteyiz.